Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek amacının da Suriye'deki krizin uzun süre devam etmesini sağlamak olduğu açıktır. Biz Türkiye olarak tüm samimiyetimizle Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz, bunu da ifade ediyorum. İdlib'deki vahşeti engellemek, Suriye'nin istikrarına ve siyasi çözüme destek vermek amacıyla Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakat Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından kanla ve acıyla adım adım delinmekte, bozulmakta, ihlal edilmektedir. Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir. Halen 3,6 milyon Suriyeli'yi topraklarında barındıran ülkemizin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Rejimin terör örgütleriyle olan kötü sicilini de göz önüne aldığımızda aynı zamanda yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına da seyirci kalamayız. Hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik çıkarı Türkiye'nin güvenlik ve istikbal önceliklerinden daha önemli olamaz. Bu bakımdan Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız. 2016'dan beri gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarımız hassasiyetlerimize riayet edilmemesi halinde sahadaki durumu fiilen kontrol altına alma irademizin en somut örnekleridir. Bize diyorlar ki sizin orada ne işiniz var? Adana mutabakatını git öğren, oku, niye oradayız? O zaman bunu en iyi şekilde anlarsın. Biz bu mutabakatın gereği olarak oradayız. Ve teröristler de mücadelede Adana mutabakatının gereği, biz teröristleri sonuna kadar kovalarız. Bu bazen YPG olur, PYD olur, bazen DAEŞ olur. Hatta bazen de FETÖ olur. Bunları sonuna kadar kovalayacağız. Nereye kaçtı? Suriye'ye. Kovalayacağız. Nereye kaçtı? Irak'a. Kovalayacağız. Sonuna kadar. Bizim topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa gereğini yapacağız. İdlib'deki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Bize verilen sözlerin yerine getirilmediği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de aynı yol ayrımına doğru gidiyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'yi bölücü örgütün kıskacına sokmaya ya da rejimin zulmüne rıza göstermeye, zorlamaya hakkı yoktur. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Adı ne olursa olsun, bölücü terör örgütünün Suriye'nin herhangi bir yerinde bölgemiz için bitip tükenmeyecek bir fitne ve ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz. Gerekirse teröristlerin bulunduğu her yere bil fiil giderek bu oyunu bozacağız. Rejimin kendi halkını zulmederek, saldırarak, kanını dökerek, tehdit ederek ülkemizi sürekli bir şekilde göçmen tehdidi altında tutmasına da izin vermeyeceğiz. Suriye'deki krizin tek çözümü, bu ülkenin tüm vatandaşlarını kucaklayan siyasi sürecin hızla ve adil bir şekilde hayata geçirilmesidir. Bu ülke topraklarında yakarak, yıkarak, öldürerek, göç ettirerek elde edilmiş gibi gözüken kazanımlar siyasi sürecin önünü kesmekten başka işe yaramaz. Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek amacının da Suriye'deki krizin uzun süre devam etmesini sağlamak olduğu açıktır. Biz Türkiye olarak tüm samimiyetimizle
Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz, bunu da ifade ediyoruz. Ülkemizi Suriye'de çıkmaza sürükleyerek dikkatimizi dağıtmak isteyenlerin hesapları tutmayacaktır. Bu ilkeli duruşumuzun bir benzerini Libya'da sergiliyoruz. Türkiye, Suriye'de halkın, Libya'da da ülkenin meşru hükümetinin yanındadır. Hafter gibi, affedersiniz, ücretli bir lejyonerle değil, biz oradaki ilişkimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı Saraç'ta yürütüyoruz. Ama maalesef birçok ülkeler Hafter gibi ücretli Abu Dhabi yönetiminin adeta memuru konumundaki bir lejyonerle yürütüyorlar. Wagner denilen yine Rusya'nın oraya göndermiş olduğu güvenlik güçleri Hafter'in oradaki askerleri konumundadır. Sudan'dan gelen 5000 asker aynı şekilde. Ama biz şu anda sadece komuta kademesi olarak orada, evet, Sarrac'ın yanında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı bir liderin desteğini, bize davetiyle anlaşmamızı yaptık ve oradayız. Libya halkının, Kahire ekseriyetinin desteğinin ve duasının da bizimle olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin Köroğlu Türkleri başta olmak üzere tüm halkıyla olan 500 yıllık ortak geçmişimizin getirdiği sorumluluktan asla kaçmayacağız. Libya'nın meşru hükümeti ve halkı yerine bir darbecinin yanında yer alanlar en başta demokrasiye ihanet etmişlerdir. Ülkenin meşru hükümeti Moskova'da ve Berlin'de yapıcı bir tutum ortaya koymasına rağmen, yani Sarrac'ı kastediyorum, koymasına rağmen darbeci general her seferinde masayı devirerek adeta gerçek yüzünü göstermiş ve Moskova'dan kaçmıştır. Berlin'de de otel odasında saklanmıştır. Sadece bununla kalmamış. Saldırılarını sürdürerek niyetinin asla anlaşmak olmadığını ortaya koymuştur. Buna rağmen darbeci generali desteklemeyi sürdüren bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin riyakarlığını tarih kaydetmiştir. Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, kendisine her türlü silahı, desteği verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar. Libya konusunda hiçbir kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Çünkü Türkiye Libya'da meşruiyet sınırları dışında hiçbir adım atmamıştır. 15 Temmuz'da darbecilere karşı şanlı bir direniş sergileyen Türkiye, Libya'da da meydanı darbecilere bırakmayacaktır. Halkın tamamının rıza göstereceği bir çözüm bulunana, istikrar ve güven iklimi tesis edilene kadar Libya'da kalmaya devam edeceğiz.